Musa Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Gazi AUSA Milletvekili Sunat Atun katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CTP'nin geçici istihdamı yapmak için perende aldığını ifade eden Atun, CTP'nin kendisini 2013'te geçici yapmayı programladığını, tüm yaşanan süreçlerin toplumda getirmiş olduğu kaosların, insanların hayatlarında meydana gelen travmalar ortadan kaldırmanın yegane yolunun geçici adımını yok etmek olduğunu ifade etti. Musa Birlik Partisi'nin ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağını da ifade eden Sunat Hatun, UBP'nin hükümetler kuran bir parti olduğunu, UBP döneminin KKTC Devleti'ndeki gelirlerin en çok arttığı dönem olduğunun altında çizdi. Hatun sözlerine şöyle devam etti. İşbirliği de kapalı değiliz ama şu anda öyle bir istek yok. Sağda birliktelik muhtemeldir ama sağda birliktelik hemen bugün olabilecek bir konu değildir. UBP'nin bir siyasi yapı içerisinde bir araya gelmesi gerekir. Tabanda UBP'nin büyümesine yönelik şey her zaman var ama elbette bir birliktelik olacaksa da bunun yegane adresi UBP'dir. Biz UBP'nin sağın en köklü partisi olduğunu söylüyoruz ve bir birliktelik olursa UBP altında olur. Gerek parti yönetimi olarak gerekse benimsediğimiz duruş olarak UBP'nin sağda tek adres, tek çatı olacağına ilişkin konumudur esas olan. Polis Genel Müdürlüğü atanması ile ilgili olarak hatunsa. Şina kebapçının vasıflı biri olduğunu ancak sıraya bakıldığında birinci sırada başkasının olduğunu kaydederek, Pervin Gürler'in bütün vasıf ve kabiliyetlerinin yeterli olduğu göz önünde bulundurursak atanması gereken kişinin o olduğunu Eroğlu belirtmiştir ifadelerini kullandı.